Tonguç Haber'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gündemle karşınızdayız. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. O zaman hemen başlayalım. Müzik Vaka sayılarının yüksek boyutlara ulaşması sonucu tüm Türkiye'de önlemler arttırıldı ve geçtiğimiz perşembe gününden itibaren tam kapanma uygulanmaya başlandı. Türkiye karantinada. 26 Nisan'da yapılan kabine toplantısından çıkan kararla birlikte geçtiğimiz perşembe gününden itibaren tüm şehirlerde tam kapanma uygulanmaya başlandı. 19 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte vaka sayılarının ciddi bir şekilde düşmesi hedefleniyor. Haziran sonrası aşılanmanın artmasıyla Covid günlerine bir an önce veda etmek amaçlanıyor. Sizler tam kapanma sürecini nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gündemimizdeki bir diğer önemli konu da yazılıların ertelenmiş olması. Peki yazılıların hangi tarihlerde yapılması gündemde? izleyelim. Tam kapanma sürecinde öğrenciler için önemli kararlar açıklandı. Bir süredir okullarda yüz yüze eğitim gören 8 ve 12. sınıflar öğretime tekrardan uzaktan eğitimle devam edecek. Tüm kademelerde 3 Mayıs'ta yapılması planlanan okul yazıları ise 17 Mayıs sonrasına ertelendi. Ayrıca Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada liselerde ikinci dönem sadece bir sınav yapılacağını söyledi. Bir diğer merak konusu olan lise ve üniversite sınavları içinse erteleme söz konusu değil. LGS ve YKS kendi tarihlerinde yapılacak dedi. Tonguç Haber Bülteninde bu bölümün konu din hocamız hem lise grubuna ders anlatan hem de Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapan hocamız hoş geldiniz. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar öncelikle herkese. Hocam biliyorsunuz gündemimiz tam kapanma. Önümüzde 18 günlük bir süre var. Arkadaşlar da birazcık motivasyon düşüklüğü var. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Belki iyi tarafı şu konunun sadece öğrenci kardeşlerimizle ilgili bir tam kapanma değil. Bu genel bütün her birimizle ilgili. Fakat kalıcı değil geçici. Tamam rutin bir sarmal döngüye girmiş olmak bıktırıcı olabilir, usandırıcı olabilir gerçekçi olmak adına eyvallah. Ama işin belki tam da bu anlamda, bu zamanda tam yetişmiş oldu geldi, tam bir gündem değiştirici Ramazan. Evet. Ramazan'ın lezzeti, bereketi, hukuku, anlamı, hayata varlığı, hayata anlamlandırmaya dair. Her şey aynı olduğu halde yepyeni bir bakış açısı ve kurguyla konuyu görüyor, kavrıyor olmak... Bize o önceki rutin döngünün dışında kalmamıza sebep olacak şeylerdir. Peki hocam oruç tutarak ders çalışan çok fazla arkadaş var. Bu aşamada zorlanıyorlarsa ikisini bir arada götürmekte ne tavsiye edebiliriz? Şimdi e, oruçtan vazgeçilemeyeceğine göre, çalışmadan da vazgeçilemeyeceğine göre böyle bir süreçte en doğru, en faydalı en verimli çalışma programı nedirin? cevabını her kişinin kendisinin kendi metabolizmasına uygun, kendi psikolojisine uygun bir şekilde bulmalı. Tercihan mesela ilkindi ve sonrası zaman iftara kadar olan zamanda moda herhalde enerji biraz daha düşük olacağı için o aralığı bırakmadan önceki zamanlarda çalışma temposunu ayarlayarak orada işlevsel olarak çalışmak gerekir. Peki hocam son olarak LGS'ye çok az bir süre kaldı evet. ve e, din dersinde en çok hangi konulara dikkat çekersiniz? Şimdi bu buna spesifik bir cevap vermek çok haksızlık olur. Bir de şimdi söyleyeceğim şey de böyle çok popülist gelmesin. Aha. Arkadaşlar bütün ünite konularını devirmiş olmamız lazım. Nereye ağırlık verelim? Nerede kendinizi eksik hissediyorsanız oraya ağırlık vermeniz doğru, doğru olur. Bir de son sınav gününe kadar çözeceğiniz tüm e, TYT, AYT ve LGS herkes için geçerli bu arkadaşlar. Çözeceğiniz tüm testleri mutlaka kazanım testi gözüyle çözün arkadaşlar. Yani varın yanlış yapın. Ama o yanlıştan sonra onunla yüzleşerek onu doğrunuz kılın. Ondan sonra devam edin. Ne kadar yanlışınız olursa keyfe kadar. Ama her bir yanlışı doğrumuz kılarak elde var bir diyerek yolculuğa devam etmemiz halinde. İnşallah sonuç final bizim için güzel olur, mutlu olur. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum o zaman katıldığınız Ben teşekkür ederim. Arkadaşlara da hayırlı Ramazanlar dileyelim tekrar. Canı gönülden herkese hayırlı Ramazanlar. Tonguç Haber kaldığı yerden devam ediyor. Okuldaki sınıf başkanlığı seçimleri her zaman büyük bir çekişmeye sahne olmuştur. Beni seçerseniz sınıfa çeşme yaptıracağım. Beni seçerseniz arka bahçeye havuz yaptıracağım. Sallayabildiğiniz kadar sallayın değil mi? Ama böyle değil. Şimdi sınıf başkanlığını seçilmek için gerçek bir vaat veren ve bunu gerçekleştiren arkadaşımızı izleyelim. Van'da yaşayan 5. sınıf öğrencisi Bejan Gül, sınıf başkanlığı seçimlerini kazandığı takdirde arkadaşlarına çiftlikte at binme vaadinde bulundu. Sınıf başkanı seçildikten sonra ise bu vaadini gerçekleştirmek istedi. Fakat topladığı harçlıklar bu etkinliğe yetmedi. Sözünü tutmak isteyen Bejan, Edremit Belediye Başkanı'na bir mektup yazarak masrafların yarısını benimle paylaşır mısınız dedi. Ve Belediye Başkanı İsmail Say'dan istediği dönüşü aldı. Ben sınıf başkanlığı seçiminde arkadaşlarım eğer beni seçerse onları alçifliğine götüreceğim diye söz verdim. Ve bunun için yeterli harcamam olmadığı için Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a bir mektup gönderdim. Ve o da bana cevabında teklifimi kabul ettiğini söyledi ve onun sayesinde ben arkadaşlarıma çiftliğine götürebileceğim. 11 yaşındaki öğrenci başkanlık görevini yerine getirmek için okulların yeniden açılacağı günü bekliyor. Evet şimdi son dönemlerde sosyal medyada sıkça gördüğümüz bizim de bazı videolarımızda yer verdiğimiz çok sempatik bir arkadaşımızla olan söyleşimizi izleyeceğiz. Fevzi Kağan konuğumuz. Tonguç Haber'e hoş geldin. Fevzi Kağan nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Şimdi birçok arkadaşımız seni sosyal medyada görüyorlar. Güzel güzel şarkılar söylüyorsun. Ama seni pek tanımıyoruz. Bize birazcık kendinden bahsetsene. Adım Fevzi Kaan Türker. Ee, beşinci sınıfa gidiyorum. Ee, yani Peki bu kadar... hangi hangi şehirde yaşıyorsun? Hangi şehirde yaşıyorum? Samsun Çarşamba. Çarşambalısın. Peki senin müzik merakın nereden geliyor abicim? E, müzik merakım kendimden geliyor. Küçükken ben anneme diyordum ki, anne bana söz alır mısın? E, ya da ork alır mısın? diyordum. Annemle tamam alırım diyordu. Yani oradan geliyor. Peki ailede müzisyen var mı? Var babam var. Baban e, baban da ork çalıyor, klavye çalıyor galiba, değil mi? Evet evet. Hmm, çok güzel. Ondan birçok şeyi kapıp yoluna devam ediyorsun. Peki okulda ki e, babam öğretmedi ben kendim çalmaya. Başladım. Vaa kendi başına evde göre göre dedin ki ben bunu yaparım dedin ve çalmaya başladın. Çalıyorum. Süpersin. Peki okulda ünlü olmaya başladın mı böyle? Arkadaşların falan sana ne diyorlar? Okul olmadığı için e, zaten e, görüşemiyoruz. E, dükkana geliyor işte Ferize ne yapıyorsun iyi misin? Ben de iyiyim siz nasılsınız diyorum iyiyim diyor. Yani görüşüyoruz dükkana gelince. Arkadaşlarınla şeyin bozulmadı yani değil mi? Ünlü olduğun için aran bozulmadı yani. Yok onunla alakası yok. Tamam süper. O zaman peki şey de sorayım sana. En çok hangi dersi seviyorsun? En çok ee, e, Türkçe, matematik. E, oh, sen sonra... en en önemli dersleri seviyorsun. Türkçe matematiği seviyor musun gerçekten? Matematik herkes kolay kolay evet. sevmez Fevzi. Evet e, görsel sanatlar. Vay süper. İnşallah belki ileride konservatuvarda da okursun. Senin için çok daha güzel olur. Peki sen gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsun? Müzisyen mi olacaksın gene? E -e, müzisyen değil. Ha. Oh. Ne olacaksın? E -e, çocuk oyuncusu olmak istiyorum çok. Hayalim ha, bu. Ha şu an oyuncu olmak istiyorsun? Ya şu an evet. çocuk oyuncu olmak istiyorum. Yok, büyünce de büyünce de olmak istiyorum yani. Hayalim bu, tek hayalim. Ha oyuncu olmayı çok istiyorsun yani. Evet çok böyle çok istiyorum. Bayağı bir istiyorum. Oo inşallah olursun abicim diyelim sana. Peki senden böyle kısa bir şarkı istesek bize söyler misin ya? Kırmazsın bize herhalde. Tabii ki de. Süpersin. Onu bana Senden başka seni Sevmeyeceğim sevmeyeceğim Senin olmadan gülüm Ölmeyeceğim ölmeyeceğim Can yakıyor pekişim Ne güzelmiş gözlerim Bravo Fevzi. Süpersin, harikasın. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah hem müzik anlamında hem de oyunculuk anlamında da kendini geliştirirsin. Hayallerini gerçekleştirirsin. Ama tabii biliyorsun biz eğitim kanalı olarak şimdi senin derslerini boşlamanı da asla istemeyiz. Bu konuda da bize söz verir misin? Söz. Söz. Türkiye'ye söz diyorum. Sana helal olsun. Hem derslerini çalışacaksın, hem müziğini yapacaksın, hem de oyunculuk konusunda kendini geliştireceksin inşallah. O zaman evet. Kendine çok iyi bak Fevzi tamam mı? Bize bir el salla görüşmek üzere diyelim. Eskişehirli 5 öğrenci arkadaşımız uluslararası sistem olimpiyatlarında yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında dünya finallerine kalmayı başardı. Eskişehir'de ilk öğretim ve orta öğretim müzeylerindeki 5 öğrenci farklı bilim dallarında düzenlenen uluslararası online sistem olimpiyatlarında derece yaparak finallere katılmaya hak kazandı matematik, bilim, teknoloji gibi alanlarda yarışan öğrenciler ülkemizi yurt dışında da temsil edeceği için oldukça gururlu. Uluslararası sistem olimpiyatlarında finale katılmaya hak kazandım. Ülkemizi ve okulumuzu temsil edeceğim için gururluyum ve heyecanlıyım. Bu süreçte işte bana yardım olan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Adana'da 5. sınıf öğrencisi İsmail çok sevdiği köpeği öldükten sonra hayvanseverlikten asla vazgeçmiyor ve sokak köpeklerini beslemeye başlıyor. Harçlıklarından biriktirerek sokak hayvanlarını besleyen 5. sınıf öğrencisi İsmail Tunç, yaşadığı şehir Adana'nın Kozan ilçesinde herkes tarafından övgü topladı. İsmail, hayvan sevgisiyle ilgili şunları söyledi: ee, Önceden e, ben benim bir köpeğim vardı ee, öldü. Ondan sonra hep böyle başladım köpekleri beslemeye başladım böyle köpekleri besliyorum hep böyle. Sokak hayvanlar neyi davransınlar? Ee, yani kötü davranmasınlar, aç bırakmasınlar. Biz de Tonguç Akademi olarak hem İsmail'i hem de hayvanlara değer verip onları koruyan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. Haber bültenimizi bitirmeden sosyal medyada son dönemlerde en çok tıklanan videolara bakalım mı? Bakalım. Allah! Im. Ah! Ah! mısın mısınız? Ah! Ah bu ne ya böyle? <laughs> Tonguç Haber Bülteni'nin bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Tam kapanma sürecinde motivasyonunuzu asla düşürmeyin ve ders çalışarak bunu bir kampa dönüştürün diye de tavsiye vermiş olayım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Hem ben beni öldürdün, hem <laughs> ben seni öyle olsun istemezdim. <laughs>